Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu bu dersimizde sizlerle birlikte Quick Mask Mod'un ne işe yaradığını öğreneceğiz. Hızlı maskeleme modu olan Quick Mask moda buradan ulaşabilirsiniz. Quick Mask moda bir kere tıkladığınızda şöyle bu şekilde hiçbir şey gelmez karşınıza. Şöyle küçültelim. Görüyorsunuz renkler siyah ve beyaza döndü. Color Picker'daki renkler ve sağ taraftaki layer'ın kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Çift tıkladığınızda ise Options'ları yani ayarları çıkar. Masked arayı alanı maskele veya seçili alanı seç diye veya alanı seç. Şimdi mesela ben bu yöntemle yapıyorum opacity aslında buradaki opacity gerçek bir opacity vurgulamaz. Buradaki opacity hani biz boyayarak seçeceğimiz için alttaki resim yüzde kaç görünsün normalde yüzde %50'dir. Yüzde %50 görünsün peki okey diyelim şu şekilde seçtik ve tıkladık. Şimdi arkadaşlar ben buna yakınlaşacağım. Ve mesela şu anda Quick Mask modu açık değil dikkat edin. Q'ya bastığım zaman Quick Mask modu açarım. Bakın şu anda açıldı. Şu anda şimdi ben ne yapmak istiyorum? Örneğin bu köpeği ayıracağım buradaki sahneden. Şöyle bir şey yapabilirim. Bakın şuradaki seçimlerden biraz çok hardness fazla olmasın. Şöyle hardness'ı birazcık mesela... Hmm, 25'lerde falan olsun. Çapı da küçülsün. Bakın, kırmızıya boyuyorum. Aslında burada kırmızı bir şey yok. Kırmızı bir renk de yok. Neden kırmızı oluyor? Buradaki kırmızı renk şurada kendi hani böyle bir kırmızı bir renk vardı ya. Bu seçtiğimiz alanı gösteren bir renktir aslında. Şimdi kontrol Z diyeyim eski haline geri getireyim. Tekrar en baştan yapalım. E ee, şunlar ayarlarına bakalım böyle. Evet, okey. Şimdi boyamaya tekrar devam ediyorum. Hoppa, tekrar bakın eski haline geldi. Ctrl Z yapıyorum. Tekrar şuna tıklıyorum. Q Q'ya basarak quick mask modu tekrar seçmiş oluyorum. Kırmızı boya şu anda seçmiş olduğum bölgeyi gösteriyor. Biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Şuralarda bakın böyle seçiyorum ve bu köpeği böyle bu şekilde maskelemiş oluyorum. Daha sonra maskelediğim bölümleri alıp başka bir yere kopyalayabilir ya da rengini değiştirebilirim. Bu bana kalmış bir şey. Şimdi şuraları hızlı bir şekilde şöyle yapalım. Buraları bu şekilde ayarlıyorum. Çok ince çalışmayacağım. Amacım burada quick mask modu anlatmak. Biraz olayı hızlandırıp sizin de canınızı sıkmadan quick mask modu hakkındaki bilgilerimizi size aktarmak. Amacımız onun için çok da fazla sizleri yormak istemiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki köpeği böyle bu şekilde seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde Select alias yani seç anlamında e, belirttiğim yeri seç diye ilk başta seçip boyadığım için şimdi Q'ya tekrar bastığım zaman bakın bu bölgeyi seçmiş olacak. Ctrl J diyerek sadece bu köpeği kopyalayabilirim. Bakın şu alttaki görünme simgesini kapatalım ve köpeğin burada seçili olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde bakın şuna çift tıklayıp select areas dediğim için kırmızıyla seçtiğim bölgeleri seç anlamına geliyor. Masked areas dersem de aslında şöyle bir şey yapacak. Ctrl Z diyeyim. Tekrar eski haline getireyim. Şunu da sileyim. Diyelim masket arayası seçtim. Okey dedim. Bakın şu şekilde şöyle yaptığım zaman tekrar bastığım zaman bu bölgeyi seçmiyor dışını seçiyor bunu da görmüş oluyorsunuz değerli arkadaşlar bu şekilde Quick Selection Tool neymiş hızlı bir şekilde bir şeyleri de seçmeye yarayan araçmış şöyle tıkladığınızda şu an, en başta aktif değildir tıkladığınızda aktif olur şimdi mesela bunu getirip select areas deyip seçtiğiniz bir alanı mesela şunu rengini değiştirelim yani bir kullanım yaşatmış olalım size şimdi Q'ya basayım Quick Mask modu seçmiş oldum Quick Mask modu seçtikten sonra şu tarafı böyle yumuşak bir şekilde bakın seçiyorum. Peki hala güzel oldu. Şimdi bakın burayı seçtim. Önemli olan burada iyi bir seçim yapmak. Quick Mask mod neye yarıyor? İstediğiniz yeri seçmeye ve daha sonra ona bir işlem yapmaya. Onunla ilgili bir işlem yapmaya yarıyor. Şimdi quick mask modu seçtiğimize göre tekrar seçili hale getirmek için ne yapıyoruz? Q'ya basıyoruz. Artık bakın bu bölgeyi seçmiş oluyor. Ne yapacağız? Mesela diyelim hue saturation'a gelip buradan şunu şöyle yapalım. Hue saturation'a tıklayalım. Bakın şu anda hue saturation sadece benim seçtiğim alanda işlem görüyor. Rengini böyle istediğim gibi değiştirebilirim. Hatta şunu biraz düşüreyim. kırmızı yapalım ya da Evet bu şekilde işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar sizde. Gördüğünüz gibi seçini hale getirdiğimiz bir şeyin rengini de bu şekilde dönüştürebiliriz. Diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.